Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an Marmaris'teyim. Marmaris Hisar önündeyim. Sabahın körü saat 7. Buraya tatile gelmiştim ama buradan az sonra yola çıkacağım. Kalkan'a gideceğim. Kalkan'da İpek Nisa Göker'le buluşacağız. Ailesiyle sohbet edeceğiz. Onunla o söz verdiğim, hani demiştim ya, senle beraber dışarılara çıkalım. Kuşların notalarını yazalım. İşte bakacağız neler yapacağımızı göreceğiz. Az sonra yola çıkacağız. Çok uykuluyum. Açıldıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Sizleri doğayla baş başa bırakıyorum. Yolda giderken karnımız aç tabii. Tostçu Cemal Dede'de durduk. Değirmen yanım burası. Değirmen yanında. Benim çocukluk hayalimi yapıyor biliyor musunuz? Ben en büyük hayalim tostçu olmaktı. Tost çok güzel, böyle kocaman. Yani bunu tam ekmek falan yapıyor. Bu taraflara uğrayanlar gelsinler, girsinler buraya. Ben bayıldım. Dedim ki ya şu zeytinleri bırakıyor mesela masaya. Ya dedim ki şu zeytinleri satın bari ya. O kadar lezzetli. Git kendin al dedi karşı taraftan. Cemal Dede siz misiniz? Evet. Eyvallah. Harika. Gözlüğüm yok yani. Sadece gözlüğü yok. Kalkan merkeze geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili İpek'in babası Muhsin Göker'le beraberiz. İnanılmaz sıcak. Felaket evet. Kalkan. Çok aşırı sıcak ama çok güzel. Güzel. Şimdi burada buluşacağız. Eve geçeceğiz. İpek'in yanına geçeceğiz. Hadi İpek'in yanına geçelim. Süper. İpek'in evinin önüne geldik. Hadi gidelim o zaman. Bu arada kadroda İzzet Baba var. Ali var. Olmazsa olmaz. Evet. Kalkan, ilk defa Kalkan'a geliyorum ha. Daha önce gelmedim yani. Kiralık değil. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bunlara bakar mısınız? Nasılsın İpek'cim? Öpeyim seni. Merhaba, senin adın ne? Yağnur Göker. Allah'ım Yağnur. Birinci melek bu da. Ama birbirinden güzel işte. Buyurun, hoş geldiniz. Harikalar. Merhabalar. Gel tatlım. Fıstıklar, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gel İpek, gel. Kızlar siz? Senin adın ne? İnci. Çok tatlısınız ama aman. Cennete düştük, gel sen de üçümüz beraber. Şahane bunlar ya, müthiş kızlar. Aman ya Rabbi. 300 deyince tabii iki tane. Hemen canım. Özgün abim çok geldi. Çok güzelsiniz. Özgün abin gelemedi ya. Özgün abin İstanbul'da kaldı, o gelemedi. Kızlar oturun, rahat rahat oturun. İpek'cim sen de otur kuzum benim. Gel şöyle rahat rahat. Hava çok güzelmiş ya. Kötü koktu, bir duman koktu. Evet evet, özür dilerim. Yok, senden geldim. Ben sigaraları sevmem. Güzel bak, sigaraları sevmiyor, harikulade. Biraz anlatın, siz anlatın. Hikayeler sizde. Biz hikayemizi şöyle özetleyelim. Çocuklarımız 300 olduktan sonra... Siz nerede yaşıyordunuz? Biz Eskişehir'de yaşıyorduk. Naçizane ben de özel şirkette çalışıyordum. Ama bu bölgeye tatile geliyorduk. Çocuklar 300 olduktan sonra çocuklarla beraber vakit geçirmekte sıkıntı yaşamaya başladık. Sonra bir gün böyle bir şey anımızda, ya gider miyiz, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye düşündük. Tatil yörelerine nazaran bu Anadolu dokusu, yörük kültürü bozulmamış bir bölge işin açıkçası. Gideriz dedik, öyle bir geldik işin açıkçası. Bir sene biraz zorluk çektik tabii, turizm yeri olduğu için ya ev bulmak falan çok zordu. İstedikleri zaman denize gidebiliyorlar. Hani küçük bir yer ama İpek piyano ders alıyor, piyano çalıyor. İlay tenis kursuna gidiyor. Ay, burada birbirine tabii, İnci yüzme kursuna gider mesela. Burada birbirine en uzak mesafe 4 kilometre. İş yerimizle evimiz 200 metre. Çocuklarımıza çok güzel vakit ayırabiliyoruz. Hayat daha keyifli burada diye buraya geldik işin açıkçası. Villa kiralama turizmiyle uğraşıyoruz. Ama ana hedefimiz şey, hani çocuklarla daha çok nasıl vakit geçirebiliriz? Büyüdüklerinde ya biz babamızla şu kadar çok vakit geçirdik diyebilecekleri veya şu kadar güzel zamanlarımız oldu diyebilecekleri anılar bırakmak. Hemen içeri giriyorsun, bir piyano karşılıyor köşede. Tabii burada bakın
Güzel. Yayın temiz yanında resim merakı da var. Böyle oraya balkona sergi açar kendisine. Ay ne kadar güzelmiş. Tabii tabii. Bunları tek tek bakalım. Gelsin kızlar hadi. Ya şahane öyle demeyin ya. Ev çok güzel. Baksana şu detaylara. Burada bakıldığımızda tuvaleti. Evet bir de 3 tane kedimiz var. Buluşma 3 tane de kedi var. Evde kedi de var 3 tane. Aman Allah. Kıstığım benim. Peki herkes müzikle uğraşıyor mu sadece yoksa İpek mi uğraşıyor? İnci de uğraşıyor aslında. Biz İnci'de de bir absolut kulak öngörüyoruz. Çünkü piyanonun başına oturduğu zaman piyanonun sesiyle kendi sesi oturmadığı zaman sürekli boğazını temizleyip sil baştan yeniden başlar falan. Allah'ım bu nasıl bir ortam böyle? Yani İpek'ten dolayı notaları falan tanıyabiliyor. Çaldığımız notaları falan tanıyabiliyor ama hani amatör öyle oturup eğlenmek için kardeşleriyle beraber. 300 olduğunu öğrendiğinizde ne hissettiniz? Biz 300 olduğunu biraz geç öğrendik. Değil mi yani? Evet çok korktum. Biz 2 tane biliyorduk önce. Sonra söylediler 3 tane olduğunu. Bu da nohutumuz. Bu da nohutumuz. Ay inanılmaz ya. 2 tane de bebişi var. 2 tane de yavrusu var bunun daha birkaç gün olduk. Güzel abi ya. Vallahi güzel. İpekciğim dönüyorsun. Sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Benim günlerim de iyi geçiyor. Piyano çalışıyorum, kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Kitap okumaktan hoşlanıyorum, yüzmekten hoşlanıyorum. TRT Radyo 3 diye bir şey var televizyonumuzda. Orada hep klasik müzik orkestrası çıkıyor. Bazen Berlin Filarmoni Orkestrası çıkıyor. O yeni yılda, yılbaşında çıkmıştı. Evet. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan başka piyano konçertosu çıkıyor bazen. Dün çıkmıştı piyano konçertosu. Onu dinlemeyi seviyorum. Bu arada ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görüyorsun o TRT'deki konçertoların yayınlanmasını. Çünkü böyle özel, farklı, değişik şeylere meraklı olanlar hemen ona böyle yapışıyorlar bir anda. Çünkü o orkestra çok seslilik, kulağın becerisi, yetenek onu algılıyor ve seni başka bir yere götürüyor. Yılbaşında bile biz hani evimizde, kendi hanemizde böyle şeyiz genelde. Her yılbaşını biz TRT2'de her sene Berlin Filarmoni Orkestrası çıkıyor işte. Başka ülkelerce yılbaşının tamamını biz konser dinleyerek geçiriyoruz. Hani bazen yeter mi falan diyoruz yani. Geçenlerde şey çıktı. Operada bir Türk diye bir Murat o çıktı. Baya bir izledik onu. İpek dedi ben izlemek istiyorum dedi. Peki kızım dedi. Onu izledik. Yani dinliyor İpek yani tabii. Olan bazı şeyler, sahneleri biz anlatıyoruz ama sürekli böyle bir kendi özel merakı var hocam işin açıkçası. Peki yani İpek daha önce biriyle tanıştırdınız mı? Böyle hani bir profesyonel bir kompozitör, besteci, yok. Ne bileyim hiç kimseyle tanışmadı mı? Hiç kimseyle. Daha hiç tanışmadım. Bir tek sizinle. Allah Allah. O zaman bu sene sizin biraz yolculuk yapacağınız bir seneye benziyor. Çünkü İpek'in çalışmalarını biz kanalımızda yayınladıkça daha farklı kişilerin de ilgisini çekecektir ve böyle bir şeyde öncülük, yardımcılık da etmek isterim. Tabii tabii biz de. Neden olmasın bir sürü piyanistle tanışsın. Yani ona çok faydası olur sohbetinin. Evet. En çok fazla Tay'la tanışmak istiyorum. Burada ne çalışıyorsun mesela? En çok neyi çalıyorsun? Ödevimi yapıyorum. Piyano kursuna gittiğim için ödev yapıyorum. Genelde ben en çok beste yapmayı seviyorum. Kaç tane kitap okudun? 249 tane. Nasıl okudun ya? Ben hayatımda okumadım o kadar kitap. Teşekkürler. Hangi kitapları okudun? Mesela Pinokyo, Peter Pan. Vücudun Bilmecesinden bazı kitaplar. Sen kaç yaşındasın? Aynı yaşındasın. 7 yaşındayım. Herkes aynı yaşta. İki kızımızın gözleri görmüyor. Tamamen mi görmüyor İpek'i? Yoksa tamamen görmüyor. Yani çok parlak ışığı hissedebiliyor sadece. Sadece çok parlak ışığı hissedebiliyor. İleride peki böyle bir tedavisi bir hocam, şey var hocam biz kök hücre nakli, gen nakli, retina nakli gibi bilimsel çalışmaların bila istisna tamamında Amerikan Ulusal Göz Enstitüsü'nden tutun da Japonya'daki, Çin'deki bilimsel çalışmaların hepsine baktık. Yapılabilecek bir şey yok dediler. Ha, talihsizliği şu, biz bitkisel kürlerle İpek'i bir iyileştirdik. Bir gözü tamamen iyileşti. 3 yaşında bir düştü, küçük bir kaza geçirdi. Ameliyatlar sırasında tekrar kaybetti. Allah'ım ya işte. Allah sağlık versin. Böyle yani güzel yetenekliler ya. İnanılmaz. Ama müthiş. Çok pozitifler ve durumun farkındalar. Tabii, kendilerine güvenle yatağım. Önemli olan da o zaten. Hani kesinlikle. Onu bir eksiklik olarak görmüyorlar. Topularınız çok güzel kızlar. Ben size söyleyeyim. Benim de bir kızım var biliyor musunuz? 4,5 yaşında. Adı Melisa. Bir üst zaman isteriniz. Vallahi çok tatlılar. Çok yaptılar doğduklarından beri. Doktor, özel eğitim, doktor, özel eğitim.
400 bin kilometreye yakın yol yaptık. Yol yaptınız. Anneleri çok yolu bizim için eğlenceli hale getirdiği müzikle. Için müzikle hiç problem yaşamadık. Siz müzik uğraşıyor musunuz? Yok hayır. Yok uğraşmıyoruz. Dinliyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Ya keyif alıyoruz. İyi müzikler dinlettiğimizi düşünüyoruz ama bebeklikten itibaren hep Barış Manço dinleyerek büyüdüler mesela. Ve uzun yollarda hep Barış Manço dinletirler. Hani yol dinletelim, Barış Manço dinletelim. Uzun yollarda hep Barış Manço. Arkadaşım eşekler. Allah beyni, Pınar beyni, onu çalav da biliyorum. Aa, biraz evet. Sonra konsere biraz sonra başlayacağız. Biz önce, biz çünkü önce iyi karnımızı doyuracağız İpek. Görüşürüz. Tulumba patlısı her zaman. Çok özür dilerim ama şu çay kaşığıyla yapmam gereken bir iki şey var. Hangi nota bu sence İpek? Si. Si. Si mi bu? En başta la yaptınız ama sizde. Gerçekten mi? Beton, detone olmak büyük bir problem bu evde. Özgün'le benim sesimden aslında ne yaparız var İpek? Ne çalacaksın bugün bize? İlk önce kendi yaptığım beste adı Doğan'ın Öfkesi, onu çalmak istiyorum. Doğan'ın Öfkesi? Dediğinde mesela doğayı kirletenler gözüküyor. Denizdeki çöpler, doğadaki çöpler gözüküyor. Doğayı kirletenler gözüküyor. Harikasın. Peki konsepti. Bunu hayal ettim. Çok güzel bir hayal. Buyurun. Reklam gibi ama böyle ortaya geçmişim ben piyanoyla. Aynen, aynen. Reklam gibi. Aynen. Şimdi ikinci eser. İkinci eserimi size dinleteyim. Mesela Kalbim Çiçektir. O benim için önemli bir beste olduğu için çalıyorum. Fark ettiniz mi? İlk önce müzik alçak sesle bir yumuşak, sonra yükseli veriyor. Kesinlikle o yumuşaklığı hissettim zaten. Geçen canlı yayında İpek bana Tırtıl'ın Yürüyüşü diye bir beste yapmıştın, hatırlıyor musun? Tırtıl Gezisi, pardon. Peki bugün buraya geldiğimizde içinden bir şey gelir mi yapmak? Gelir. Ne gelir acaba bakalım? Thank you.
gezegen dünyası? Gezegen dünyası güzel, farklı bir isim. Sana birkaç tane soru sorabilir miyim? Efendim? Bu mesela böyle sana birkaç tane piyanodan tuşa bassam, bana notaların isimleri söyleyebilir misin? Ben bütün notaları duyuyorum. Siz bassanız mesela bilirim. Mesela 2, 3, 4 tuşa da basarsınız diye bilirim. Gel, bu tarafa geçtim şimdi. Heyecan var mı? Var. Çok zevkli. Re, fa, diz, la. Hazır mısın? Do, fa, si. Hepsini tınlatamadım tabii, ben tınlatamadım. Do, diz, fa, si. Ne kadar zevkli ya, bilgisayar gibi. Her tuşa başladığında sesi veriyor. Şimdi biz sohbet edeceğiz. İpek fon müziği yapacak bize. İpek çünkü piyanonun başından ayrılmıyor. Çok geç ayrılırım. Çok geç ayrılıyor. Bir gün akşam beste yaptım, 10.30'da uyudum. Oh my god. Valla bilmiyorum. İpek şu an doğaçlama yapıyor. Yaklaşık bir 10 dakika oldu. Acayip. Ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Fenalar. Sizin başarılarınızı ileride gördükçe biz de çok mutlu olacağız. Oğlum kaç tane kitap okuyacağım ben gelene kadar? Belki 300'leri geçerim. 350 mi aman Allah. Görüşeceğiz tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Antalya'dan selamlar.